Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Niyazi Konca. Bu akşamın konusu İrlanda'da yüksek lisans. Diyetisyen Sanem Hanım bizlere katılacak birazdan. Kendisi İrlanda'daki yüksek lisans hakkında bizleri bilgilendirecek. Diyetisyenlerin de sürekli kendilerine inovasyon etmeleri, kendileri danışan kişilerin hedeflerini, endişelerini anlamak için danışanlarını dikkatli bir şekilde dinlemeleri ve empati kurabilmeleri gerekmekte. Bilimsel yorumlayabilmekte. Bunları pratik yeme tavsiyesine çevirmek oldukça önemli. Bu anlamda diyetisyen öğrencilerimizin kendilerini yurt dışında alacakları eğitimleri nasıl geliştirebilirler? Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz. Sanem Hanım da birazdan yanımıza gelecek. Katılmak üzere. Evet arkadaşlar. Beklemekteyiz. Evet, Sanem Hanım da yayına katılıyor şu an. Evet, Sanem Hanım'la bağlantı sağlandı. Türkiye'den selamlar Sanem Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Oldukça iyiyiz hem de. Bugün sizinle İrlanda'daki serüveninizin hakkında nasıl başladığını, İrlanda serüveninizin nasıl ilerlediğini, sürecin sizin için nasıl gittiğini ama öncesinde sizi tanımak istiyoruz tabii ki. Sanem Türkmaya Şanal kimdir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Öncelikle ben 2015 yılında Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Ardından sporcu beslenmesi, gebe ve emziklilerde beslenme, aynı zamanda kronik hastalıklarda beslenme üzerine çeşitli kurumsal hem firmalarda hem de kliniklerde çalıştım. Ardından gelmeden önce de Başkent Üniversitesi'nde yine beslenme ve diyetetik ana bilim dalında master'ımı tamamladım, tez yüksek lisansımı. Sonrasında da yani hep hayat aklımızın bir köşesinde Avrupa'da master yapmak, Avrupa'da yaşamak, bunların hepsi bir hayaldi. Ve korona da dahil olunca bu sürece hani gerçekten bizi kabul ederler mi, gidebilir miyiz? Çok büyük soru işaretleri vardı aklımızda. Sonrasında biz okula başvurumuzu yaptık. Bir şansımızı denemek istedik. Olumlu sonuçlardan sonra şu an Dublin'de master yapıyoruz. Harika, süper. Başarılarınızı devam etmesini diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben açıkçası bu konularda merak ettiğim birkaç konu var. Mesela direkt öyle gireyim yani konuya. Neden İrlanda diyerek başlamak istiyorum açıkçası. Öğrencilerimiz de genel olarak seçimler arasında biliyorsunuz aslında hep İngilizceyi ana dil olarak konuşan yerleri tercih etmekleri sebepte. Ama bir ülkeden yani genelde hep bu İngilizce konuşan, ana dil konuşan İngilizce, özür dilerim, ana dili İngilizce konuşan ülkelerde seçmeleri gerekiyor ya. Fakat bunu seçmek yerine bazen de değişik yerler seçiyorlar. Mesela Amerika, Kanada, Avustralya gibi alternatif mevcutlar da var. Bunlar mevcutken sizi İrlanda'da eğitim almaya motive eden sebep neydi? Merak ediyoruz açıkçası. Şöyle, açıkçası ben Kanada'yı da çok istiyordum. Dediğiniz bu alternatifleri çok araştırmıştık. Fakat öncelikle bizi iten şey Türkiye'ye olan yakınlığıydı. Çünkü ilk biz bunu söylediğimiz zaman tabii bizim 5-6 yıllık bir deneyimimiz vardı Türkiye'de ve ailelerimizle yani beraberdik neredeyse. Yani çok yakın yaşıyorduk. Türkiye'ye yakın olması en büyük etkendi. Çünkü Kanada, Avustralya, aynı zamanda Amerika gerçekten uzak yerler. Tabii ki de ana dilinin özellikle İngilizce olması en büyük etkendi. Çünkü yani otobüse binmek isteyeceksiniz, markete gideceksiniz. Eğer ana dili İngilizce değilse gerçekten sosyal hayatta çok büyük problemler yaşarsınız diye düşünüp biz İrlanda'yı seçmek istedik. Aynı zamanda ben İrlanda'yı şundan dolayı tercih ettim. Bir diyetisyen olarak tabii bizim çalıştığımız alanlar sağlık alanı. Sağlık alanının yanı sıra da biz hem hastanelerde hem kurumsal firmalarda, büyük kurumsal firmalarda Ar-Ge yani araştırma geliştirme kısımlarında, ürün geliştirmelerinde çalışabiliyoruz. O yüzden de ben İrlanda'nın sağlık sistemini ve büyük kurumsal firmalarını araştırdığımda çok güzel bilgiler edindim. Çünkü bununla ilgili yetersizlik olduğunu fark ettim.
Ve bu yüzden de İrlanda'yı tercih ettik açıkçası. Ve dediğim gibi bizim özellikle benim bir tecrübemin de olması hastalarla hem hasta hem de kurumsal firmalarla çalışmış olmam burada tecrübenin de sayılıyor olması beni çok İrlanda'ya itti. Tabii insanlarıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldık. Yani hep araştırıyorduk. Çünkü gidenlerden biz bilgi alabiliyoruz. Olumlu geri dönüşler alınca da İrlanda'yı seçtik açıkçası. Çok güzel. Şu anda da zaten bildiğim kadarıyla İrlanda'dasınız. Dublin'deyim. Evet, Dublin'desiniz. Yani yaklaşık hemen hemen 3 ay oldu falan galiba İrlanda'da olalı, süre geçireli. Peki bu süre içerisinde ülkede hissettikleriniz veya ülke içerisindeki sizin düşündüğünüz planların örtüştü mü? Ve hayallerinizdeki şehir hakikaten Dublin mi? Ya şöyle açıkçası İrlanda ve Dublin özellikle çok tatlı bir şehir. Çünkü çok küçük bir şehir. Aynı zamanda ev yapıları, mimarisi çok şeker. Ya insan böyle gerçekten Avrupa'da olduğunu hissediyor. Bu gerçekten güzel bir his. Çok sessizler. Yani gerçekten belli bir saatten sonra gerçekten sessizlik bürünüyor. Biz Türkiye'de, ben Ankara'da yaşıyordum. Büyük, yani gerçekten karmaşanın içerisinde yaşıyorduk. Metropol İstanbul mesela, oradaki sesle buranın kesinlikle alakası yok. Burada çoğunluk yeşil ve insanlar daha sakinler. O yüzden biz hani Dublin'i çok sevdik. Sadece şöyle bir durum var bu 3 ay içerisinde. Koronadan dolayı her yer kapalı. Bundan kaynaklı olarak da tabii ki de şu an gerçek kültürünü keşfedebilme imkanına sahip olamadık. Tamamen koronadan kaynaklı. Ve burada en yüksek derecede lockdown, yani nasıl söyleyeyim Türkçesini, yani kapanma söz konusu ülkede. Ben de biz de bununla ilgili bir problem yaşadık. Yani evrak işleri olsun, devletle ilgili kağıt işleri olsun, onlara başvurma süreçleriyle ilgili ekstra bir yavaşlık söz konusu. Bu birazcık bizi tabii zorladı. Çünkü biz de buraya yeni geldik, bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani dışarı çıkmak istiyorsunuz ama dışarıda yapabileceğiniz tek etkinlik parklar olabiliyor. O yüzden korona bizi birazcık olumsuz etkiledi. Ama koronanın yanı sıra kesinlikle Dublin çok tatlı bir şehir. Çok fazla genç popülasyonu olan bir şehir. O konuda burada master yapabilecek ya da master yapmayı düşünenler için international olduğunu söyleyebilirim. Bizim çoğu arkadaşımız yani dünyanın bir ucundan, Amerika'dan, Fransa'dan, Hindistan'dan gibi gibi böyle çok çeşitli arkadaşlarımız oldu. O yüzden bence farklı dillerden İngilizcenizi geliştirmek için de Dublin iyi bir seçenek diyebilirim. Aynı zamanda Covid birazcık daha hafiflerse eğer ülkede, şu an aşılama devam ediyor diye biliyorum, takip ediyoruz çünkü. Covid biraz hafiflediği sürece bence Dublin'in o zaman tadı çıkacak. O zaman bir daha canlı yayın yapma imkanımız olursa o zaman Tabii ki. olur mu? Tabii ki, ne demek? Biz Lemon Akademi ailesi olarak her zaman için bu yayınları, böyle söyleşileri yapmayı istiyoruz açıkçası. Böyle bir yayında geçmesi güzel oluyor. Tabii yaşadığınız sorunlar hemen hemen tüm dünya üzerinde aynı aslında. Şu Kesinlikle. an biz de Ankara'da yaşamışsınız. Şu an biz Ankara'dayız. Hafta sonları evlerinde kapalı bir şekilde kalıyoruz. Artık hafta içleri zaten çoğu yeri kapalı. Yani aslında yaşadığınız sorunlar tüm dünya üzerinde olan bir şey. Tabii ki İrlanda'da da böyle yaşamanız gayet normal. Umarım bu süreç bir an önce düzelir. İrlanda'daki yaşamınız da gayet normale döner ve oranın artık sosyal kültürel faaliyetlerine katılabilirsiniz. Çünkü orada yaşamak güzel bir imkan yani. Türkiye'deki vatandaşların istediği, öğrenciler yani özellikle Türkiye'deki çoğu öğrencilerin istediği yerlerden bir tanesi İrlanda. Tabii siz bir yandan orada hem yüksek lisans eğitiminizi aldınız, bir yandan çalıştınız. Merak ettiğimse bu durum sizin derslerinize bir dezavantaj oldu mu? Veya işte bir sıkıntı yarattı mı? Birinci ağızdan öğrenelim istedik. Çünkü çalışarak eğitim masraflarının çıkartılması Dublin'de mümkün mü? Veya o taraflarda mümkün mü? Yani bize gelen en çok sorular arasında bu sorular var. Yani bize yöneltilen sorular arasında en çok bunlar soruluyor. Tabii biz eğitim masraflarının çıkartılacak kadar çalışmasını öğrencilerin derslerini negatif etkilediğini düşünüyoruz ama
Sizden yani özellikle sizden de birinci ağızdan bunu dinlemek istedik. Bu mümkün müdür? Yani gerçekten okulu değil de eğitim masrafını karşılayacak kadar çalışmak istiyorsanız burada tartışmalı. Yani ben olsam ben açıkçası eğitim tarafını seçerim. Çünkü gerçekten çok zor okulla beraber çalışma hayatı burada. Çalışan arkadaşlarım da var. Gerçekten bu konuda çok zorlanıyorlar. Çünkü okulumuz bizim haftanın 4 günü. Bazı bölümlerde haftanın 5 günü ve ya mesela benim bölümümde dersler 9 ila 5 ya da 6 arasında sürebiliyor. Tabi aralarda molalar oluyor ama 6-7'den sonra çalışmak da yani verilen assignment dediğimiz projeleri, ödevleri işte yapmak mı yoksa işe gitmek mi gerçekten tartışmalı. Bana kalırsa kesinlikle eğitim masrafını karşılamak yerine ilk önce eğitim masraflarını kendilerinin biriktirmesini, sonrasında burada evet belki part time çalışılabilir ama orada da şunu yapmak gerekiyor. Hani yaşam masrafını belki giderebilecek kadar. Çünkü burada saatlik ücret 10,20 euro özür dilerim. Aslında iyi bir rakam. Çünkü Şartlarına göre çok güzel bir rakam. tabii yani hem Türkiye'ye hem de dünyaya göre iyi bir standartı olan bir rakam. Burada market masraflarını özellikle belki eğer paylaşımlı bir evde kalıyorlarsa ya da yurtta kalıyorlarsa belki kiralarını bile karşılayabilecek bir rakamı kazanabilirler part time. Haftanın 2 ya da 3 günü işe giderek. Ama onun yanı sıra bunun üzerine bir de eğitim masrafını karşılamak pek mümkün görünmüyor. Ki ben de bunu tavsiye etmem. Çünkü ben şu an kendi online danışanlarımı da takip ettiğim için sadece online danışanlarımı alarak bile kendi okulumu takip etmekte bazen zorluk çekiyorum açıkçası. O yüzden ilk önce yani şöyle düşünmek lazım. Bu 1 yılı eğitim hayatıyla çok dolu dolu ve kaliteli geçirmek varken bunu yaşamak yani buna odaklanmak. Ondan sonra zaten okul bittikten sonra, master bittikten sonra biliyorsunuz burada 2 sene kadar çalışma hakkınız var Aynen. olarak. O 2 sene içerisinde zaten kazancınızla eğitim masrafınızı da, yaşam masraflarınızı da karşılayabilir ve bir para da biriktirebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü çoğu arkadaşım bunu bu şekilde yapıyor. Çok güzel. Yani açıklamanız için teşekkür ederiz. Siz tabii ki bu aslında kısa bir süre içerisinde hem düzeninizi kurdunuz hem orada aktif okumuş okul hayatınızı, eğitim hayatınızı sürdürdünüz hem de bir yandan çalıştınız. Bu süreçleri daha iyi yaşadığınız için sizin böyle bilgi birikiminiz bizi çok aydınlattı ve bizleri izleyenler de aydınlatmıştır diye umut ediyorum daha doğrusu. Teşekkür ederiz bu şey için. Rica ederim. Ama birçok soru geliyor şu an aşağıdan. Biraz da gözüm ona kayıp duruyor. Ben size birkaç soru yöneltmek istiyorum. Tabii. İzniniz olursa. Öncelikle Dublin'in iklimini nasıl buldunuz diye bir soru gelmiş mesela. Şöyle Dublin iklimi genel olarak hani şu an havalar ısınmaya başladı. Bahara geçtiğimiz için güneşli. O yüzden güneş gördüğümüz için çok mutluyuz. En azından insanı motive ediyor bu. Tabii ki de bir Avrupa olduğu için, Avrupa ülkesi olduğu için genel anlamda bulutlu bir havaya sahip. Ve şöyle ada ülkesiyiz biz ister istemez İrlanda'da. Burada değişken bir havası var. Yani bir gün kar yağıyorsa birkaç saat sonra güneş açabiliyor. Sadece Dublin'in iklimiyle ilgili buraya geleceklere şunu söyleyebilirim. Ankara, yani ben Ankara'dan geldim ki Ankara'nın soğuğunu hepimiz biliyoruz. Ankara'da Bilmeyen yoktur. Bilmeyen yoktur. yani rüzgarı Ankara'dan daha üşütüyor, öyle söyleyeyim size. Bu da tamamen şeyden kaynaklı, ada ülkesi olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Zaten güneşli gün sayısı yıl bazına bakarsan çok az seviyede. Evet. Ona rağmen orada yine de iyi diyorsunuz yani. Tabii, yani bazen çok rüzgar oluyor ama bazen de gerçekten hava o kadar güzel oluyor ki. Hani bugün mesela o günlerden bir tanesi belki camdan görünüyordu. Çok güzel bir hava var. Çok güneşli. Fakat dediğim gibi buraya gelecek olanlara tavsiyem mutlaka böyle kalın montları da yanında getirmeleri. Tabii. Tavsiyelerinizi dinlerler umarım. Umarım. Gerçi Ankara'dan gelen öğrenciler olursa bir hayli
O kalın montları kesinlikle getirecekler. Çünkü Ankara'daki yaşayanların ince montları yoktur bilirsiniz yani. Onları getirdim. Peki diğer bir soru da online olarak hala Türkiye'deki danışanlarınızla görüşmeye devam ediyor musunuz diye bir soru gelmiş ama. Evet, şu an online devam ediyorum danışanlarımı almaya. Zaten online olduğu için de yani biz Covid'le beraber online sistemi aktif hale getirmiştik. O yüzden şu anda devam ediyoruz buna. Devam yani online bizi kurtarıyor bir şekilde. Çünkü ben de Türkiye'deki hastalarımı özlüyorum. Onlarla görüşmek de istiyorum. Zaten görüş Umarım. özlemle geçiyor. Bir kısmı görüşmeyle geçiyor. Tabii yani onu ister istemez öyle geçiyordur. Evet. Peki diğer bir soru var. Okulunuzda aldığınız eğitim sizi mesleki anlamda neler katıyor diye bir soru gelmiş. Yani şimdi şöyle, ben MBA ile eşdeğer olan bir program yapıyorum. Global Brand Management diye. Aslında bu program bizler ya bana çok büyük şeyler katıyor da. Ben şu an Griffith College'dayım. Griffith College'ın sisteminde hocalarımız meslekten insanlar. Yani bu bizim için faydalı çünkü biz bildiğiniz gerçekten şu an aktif çalışan insanlardan ders almış oluyoruz. Aynı zamanda diyetisyenler olarak biz her alanda çalışabiliyoruz. Evet, hastanede de çalışabiliyoruz. Ama hastane yanı sıra büyük firmalarda, Nestle, Abbott gibi firmalarda diyetisyen arkadaşlarım bilirler mutlaka. Ürün yöneticiliği, ondan sonra dediğim gibi araştırma geliştirme kısımlarında aktif çalışabiliyorsunuz. Bu da benim aldığım bölümde yani dediğim gibi Global Brand Management bölümünde bu dersleri zaten alıyorsunuz ve hocalarınız da sizin alanınıza göre size proje ödevleri veriyor. Çünkü bizde sadece işletme mezunları gelmiyor. Her alandan öğrenci var ve öğrencilere ödevler de bunun üzerine veriliyor. O yüzden araştırmalarınıza kendi alanınızda yaptığınız için sizlere faydalı olmasını sağlamaya çalışıyorlar açıkçası. O yüzden İsterseniz hani bir firmada çalışmak istemiyorum, kendi işimi yapmak istiyorum derseniz de kendi firmanızı ya da kendi markanızı kurmak için de size bu bilgiler zaten verilmiş oluyor. Ben o yüzden memnunum açıkçası. Kendi bölümleriyle biraz daha eşdeğer alanlar seçerlerse ve şöyle söyleyeyim, derslerin özellikle içeriklerini incelerlerse buraya gelmeden önce master derslerinin insanlara daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Siz baya baya memnun kalmışsınız İrlanda'daki eğitimden öyle anlaşılıyor. Bu Evet. anlatmalarınız kadarıyla. Peki Türkiye'deki eğitim sistemiyle İrlanda'daki eğitim sistemi arasındaki farklar nedir desek ne cevap verebilirsiniz bize? Üniversiteyi kıyaslarsam eğer Üniversite bazında. şöyle üniversite bazında ben fark olarak şunu söyleyebilirim. Yani birazcık daha burada size göre gidilen bir sistem var. Türkiye'de bize dayatılan bir program oluyor ve siz bu programı başarılı geçmeniz bekleniyor sizlerden. Ama Evet. birazcık daha şöyle, senin yeteneklerinle, senin hedefinle bu program sana bunları katacak, bunlarla senin hedeflerini birleştirelim demesi. O yüzden buraya gelecek olanlara benim tavsiyem dediğim gibi program içeriklerini mutlaka araştırmaları. Mesela başka bölümlerden arkadaşlarım var. Özellikle Dublin biliyorsunuz hem sağlık hem de IT şirketleri üzerinden giden bir şehir. O yüzden mesela bilgisayar mühendisi olup dijital medya üzerinde master yapıyor. Çünkü dijital medyanın daha canlı olacağını düşünüyor. Gibi. Yani kendi alanıyla ilgili burada Türkiye'ye göre size verilen imkanlar daha fazla. O yüzden Türk eğitim sisteminin kesinlikle hatalı olduğunu düşünmüyorum ama bir eksikliğimiz maalesef Türkiye'de bu. Yani öğrencinin ne istediği, öğrenci ne yapmak istiyor? Bir MBA yapıyorsa da bu MBA'nin sonucunda biz bu çocuğa ne vereceğiz? Hedefleri ne ki bu çocuğun? Biz bu çocuğu onun üzerinde geliştireceğiz. Bu eksiklik var Türkiye'de. İrlanda'da da şöyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Belki de şu an derslerimiz online olduğu için öyle ama hani daha yüzeysel. Biz çok derine ineriz. Biliyorsunuz her dersin en ayrıntısına. Burada daha yüzeysel geçilebiliyor. Belki de benim bölümümle ilgili bilmiyorum ama o yüzden
Böyle bir fark var açıkçası. Bu yüzeysellik lisans boyunda mı, yüksek lisans boyunda mı? Yüksek lisans boyutunda, yani üniversite değil de master için konuşursak, master'da bence daha yüzeysel geçtikleri oluyor. Yani konunun en ayrıntısına biz Türkiye'de iniyoruz mutlaka. Yani en ayrıntısını Anladım. bilmen gerekiyor oluyor ya. Burada öyle bir şey yok. Anladım. Senin Belki de lisans düzeyinde o eksikliği kapattıkları için o doğru. belki de o yüzden öyle yapmış olabilirler. Evet. Evet, bir soru daha var o zaman. Son soru alalım onu da. Gerçi şey dememişler de, İrlanda ve Türkiye arasındaki saat farkı danışmanlarınızla görüşmenize engel oluyor mu diye bir soru gelmiş ama sanırım bildiğim kadarıyla çok bir fark yok. Pencereden de belli olduğu kadarıyla hemen hemen 3 saatlik bir fark vardı İrlanda Türkiye arasında. Hı. Ben probleme sebep olacağını düşünmüyorum ama yine de size soralım bu soruyu. Şöyle, şu an 2 saat kadar bir fark var. Normalde 3 saatti. 2 saate, o yüzden bir sıkıntı olmuyor açıkçası. 2 saate düşmese bizim için avantaj oldu. Ailelerle görüşürken özellikle biraz daha görebiliyoruz birlikte. Evet. Siz daha da rahatlamışsınızdır bu noktada. Evet, danışanlarımı alırken de özellikle 2 saat farkı bizim için iyi oluyor. Bir de şöyle, zaten ben yani Amerika'dan da danışan alıyorum, Almanya'dan da. Yani saat farkını hep danışanlara göre ayarlıyorum. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Teşekkür ederiz bu arada. Rica ederim. Hakikaten yani çok güzel bir yayın oldu bizim için. Yani son olarak zaten ben bu yayını izleyen arkadaşlarımıza vermek istediğiniz tavsiyelerinizi almak istiyorum. O yüzden de sizden mümkünse birkaç tavsiye bekliyoruz ama burada üç olarak söyleyelim. Yani bu yayını izleyen arkadaşlara 3 tane tavsiye vermek istesiniz. Neler söylersiniz? Şöyle, ya birincisi, ya bu benim de kendimi de yaptığı bir hata. Yani araştırmamak, okumamak. Biz ayrıntı okumayız. Sonuçta hemen sonuca odaklanırız ama ayrıntıyı okumak lazım. Yani Dublin'den ne bekliyorsunuz? Dublin'de yüksek lisans ya da master'ınızı yapmak için ne bekliyorsunuz? Ve amaçlarınız, hedefleriniz ne ki? Siz onun üzerinde neler yapmak istiyorsunuz? Bunu belirlemelerini tavsiye ederim. O yüzden iyice araştırmalarını kesinlikle öneririm. İkinci olarak kontaklarını iyi kurmalarını, yani gerçekten yani sizler gibi bilgili insanlardan destek almalarını tavsiye ederim. Çünkü buraya geldiklerinde sudan çıkmış balık gibi ne yapacaklarını bilmeyebiliyor insanlar. Kontaklar o yüzden çok çok önemli bizler için. Burada sonuç olarak dediğim gibi onlara bir kucak açılmıyor. Her şeyi kendilerinin çabalaması gerekiyor. Ama bu çabalamada bir yönlendiren kişi olursa çok daha fayda görmüş olurlar. Üçüncü olarak da hayalleri neyse onu yaşasınlar. Gerçekten hayallerine yani odaklansın. Bir kere biliyorum, bazı sıkıntılardan kaynaklı ben de aynı şeylerden dolayı buraya geldim. Hayal kurmakla ilgili problem yaşıyoruz. Hayallerini kursunlar kesinlikle. Hayallerinin peşinden gitsinler diyebilirim. Yaşam çünkü çok uzun değil. Hayal kurmak güzel ve hayallerinin peşinden gitmek de daha da güzel. Tabii. Umarım siz de kurduğunuz hayallerin peşine gidersiniz ve o hayallere kavuşursunuz diyoruz. Teşekkür ederim. Biz Lemon Akademisi ailesi olarak bizi de kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz bu akşamki yayın için. Çok güzel bir yayın geçti. Size bu yüzden ekstra çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Tecrübelerinizi bizim için paylaştınız, bizim için aktardınız. Oldukça değerliydi. Katılımlarınız için de teşekkür ederiz. Lemon Akademisi ailesi olarak kendinize iyi bakın diyorum. Siz de öyle. Çok memnun oldum tekrardan. Umarım sizlere de faydalı bilgiler vermişimdir. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bilgileriniz oldu. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı Teşekkür ederim. kalın, hoşça kalın.